Şu anda Görle'de deniz pidedeyiz. Ustamla beraberiz. Bize pidenin nasıl yapıldığını, hangi süreçlerden geçtiğini bir bir anlatacak. Buyurun. Evet hocam. Müessesemiz 1972'de kurulup bugüne kadar gelmiştir. Bayağı bir ustalarımızın tabii çalıştığı şeyden dönemden geçmiş. Biz de tabii ustalarımızın yetiştirebildiği kadar. Ben 17 yıldır bu sektörün içindeyim. Yeni başladım. Birkaç sene oldu ustalığa. Tabii bizim daha değerli ustamız da var bizimle beraber çalışan 35 yıllık, hiç değişmeyen, aynı işi yapan. Görele yağlısı dediğimiz bu şekilde peynirli ve yumurtalı görele yağlısı. Bazıları kaşarla beraber karıştırıyorlar. Yani bu kaşarlı değil, görele yani özgü peynirden yapılıyor. Görele yağlısı dediğimiz peynirli, uzayan peynir ve imansız peynir. Ve kapalı kıymalımız da var. Kendimiz yapıyoruz kıymasını, kavurmalı olarak kavurmasını falan. Tercihe göre çeşitler çok. Şimdi kıymanın yapılışı, önce kıymayı kavurup onu bir kiloysa bir kilo içine soğan olmakla beraber ince çekilmiş. Kavurduktan sonra, soğuduktan sonra soğanı katıyoruz. Kıymayı kavururken neye dikkat edeceğiz? Kıymayı kavururken iyi pişmesi lazım. Çünkü kapalı olduğu için yaptığımız şey pide kapalı da şey yapabiliyor, içi çiğ kalabiliyor şeyde kıymanın. Çok iyi pişmesi, bir de tuz oranına, bir de soğanın az olmasına dikkat edelim. Kısık ateşte mi yoksa? Kısık ateşte pişmesi lazım ki daha güzel pişsin, sertleşmesin. Kavurma da aynı şekilde, kendimiz hazır kavurma kullanmıyoruz. Kavurmayı kendiniz alıp kuşbaşı şeklinde doğrayıp tekrar biz kavurup kendi yağında hiçbir şekilde içine su ilave falan etmeden, başka yağ falan ilave etmeden kullanıyoruz. Soğan ne zaman koyulacak? Kıymanın kavurduktan sonra biraz soğuması lazım. Soğuduktan sonra soğanını blenderden çektikten sonra suyunu, acı suyunu çıkarıyoruz, sıkarak. Ondan sonra soğuduktan sonra karıştırıp biraz da tuz ilave edip başka içine başka bir şey koymaya gerek yok. Kıymayı o şekilde hazırlıyoruz ve müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Yıllar önce Trabzonspor uçak yokken otobüste buradan geçerken mutlaka deniz pideye uğrarlar, burada pide yerlermiş. Evet. Anlatır mısınız o günleri? Hocam ben o günleri görmedim ama fotoğraflarda falan var, burada çekilmiş. Daha önceden buraya gelen ünlü kişilerin falan fotoğraflarında belli. Ben onların döneminde burada yoktum. 17 yıl oldu ama ben buraya gelip benim dönemimde gelmediler. Ama birçok spor kulüpleri falan geldiği zamanlar oldu. Onlar da gayet memnun kaldılar. En son hatırladım, Galatasaray'ın başkanı vardı, hocası vardı, Hamza Hamzaoğlu. O gelmişti. Onlar da gayet memnun kaldılar. Beğeniyorlar. Yani Göre'de, Karadeniz sahilinde hep pide, herkesin pidesi vardır ama Göre pidesi bir başkadır yani. Şimdi bizim pidemizde dediğimiz gibi ustamızdan, eski bir usta olduğu için biz de onunla beraber yetiştik. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu kısa sohbet için. Rica ederim. Görle deniz pidede fiyatlarınız şu anda nelerdir? Fiyatlarımız şu şekildedir. Peynirler 20 lira, kıymalı 23 lira, karışıklar 24 lira, kavurmalı 21 lira. Bu şekilde fiyatlarımız vardır. Diğerleri de aşağı yukarı aynı fiyatlardadır hepsi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.